Merhaba arkadaşlar, Learn Languages with Halit Ümit adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde ise İngilizce'de en önemli deyimler ve atı sözlerini hep birlikte işleyeceğiz. Dilersiniz arkadaşlar, serimizin ilk dersiyle başlayalım. Serimizin ilk dersi arkadaşlar, Idioms and Proverbs, Deyimler ve Atı Sözleri. Deyimler ve atı sözlerini işledikten sonra ise exercise, alıştırma kısmımız var. Dilersiniz arkadaşlar, dersimiz başlasın. Idioms and Proverbs, deyimler ve ata sözleri. A blessing in disguise, başta kötü görünen bir şeyin arkasından iyi bir şeyin çıkmasıdır. A dime a dozen, değersiz anlamına gelmektedir. Beat around the bush, lafı ağzında dolandırma anlamına gelmektedir. Better late than never. Bir şey hiç yapmamaktansa geç yapmak daha iyidir. Bite the bullet. Bir şeyin veya olayın kaçınılmaz olduğunu kabullenme. Break a leg. İyi şanslar. Şeytanın bacağını kır anlamlarına gelmektedir. Ve yalnızca tiyatroda kullanılmaktadır. Get out of hand. Bir olay veya kişinin kontrolden çıkmasıdır. Hangin değer? Sık dişini veya biraz daha dayan anlamlarına gelmektedir. It is not rocket science. Bir şeyin veya olayın çok zor olmaması. Actions speak louder than words. Bir kişinin söylediklerine değil de yaptıklarına bakmak veya inanmak. Exercises alıştırmalar. Şimdi ise arkadaşlar, öğrenmiş olduklarımızı pekiştirelim. İlk örneğimize bakacak olursak, Perhaps that is a blessing in disguise. Belki bunda bir hayır vardır anlamına gelmektedir. İkinci örneğimize bakalım. Plastic toys like these are a dime a dozen. Bunlar gibi plastik oyuncaklar değersiz anlamına gelmektedir. Üçüncü örneğimize bakalım. Don't beat around the bush. Get to the point. Lafı ağzında dolandırma. Sarıda gel. Dördüncü örneğimize bakalım. Jack finally paid my money. Better late than never. Jack nihayet paramı ödedi. Geç olsun da güç olmasın. Anlamına gelmektedir. Devam edelim arkadaşlar. Beşinci örneğimize bakalım arkadaşlar. I hate going to the doctor. But I'll just have to bite the bullet. Doktora gitmekten nefret ediyorum. Ama gitmem gerek. Gitmeliyim. Anlamlarına gelmektedir. Altıncı örneğimize bakalım arkadaşlar. Learning a new language is not rocket science. Yeni bir dil öğrenmek o kadar da zor değil. Anlamına gelmektedir. Yedinci örneğimize bakalım. You can do it. Break a leg. Yapabilirsin. Şeytanın bacını kır. Veya şansın bol olsun. ...anlamlarına gelmektedir. Sekizinci örneğimize bakalım. Hangin in there? It's almost done. Biraz daha dayan. Neredesi bitti? Anlamına gelmektedir. Dokuzuncu örneğimize bakalım arkadaşlar. They don't do anything. They always speak. Actions speak louder than words. Onlar hiçbir şey yapmıyorlar. Her zaman konuşuyorlar. Lafa değil, icraata bakarım. Veya... Lafla peynir gemisi yürümez anlamlarına gelmektedir. 10. ve son örneğimize bakalım arkadaşlar. Their kids need some discipline. They are getting completely out of hand. Onların çocuklarının biraz disipline ihtiyaçları var. Tamamen kontrolden çıkıyorlar anlamına gelmektedir son cümlemiz. Bugünün dersine katıldığınız için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. See you.